Ben Ceylin Azra Kızılkaya. Bugün sizlere LGS günümü anlatacağım. Sabah 7'de kalktım. Annem kahvaltımı hazırlarken ben 2 rekat namaz kıldım ve daha önceden size bahsettiğim dualarımı okudum. Sonra kahvaltımı yaptım. Kahvaltıda omlet, zeytin, peynir yedim ve çay içtim. Kardeşimi bir gün önceden teyzemlere bırakmıştık. Yanıma arada yiyeceğim yiyeceklerimi ve bir şeffaf dosya içinde kalem, silgi, kalem tıraş, kimlik ve peçeteyi aldım. Annemle babamla birlikte arabayla yola çıktık. Zaten sokağa çıkma yasağı olduğu için yollar bomboştu. Hemen rahat bir şekilde okula ulaştık. Sonra babam okulun yakınlarına bir yere park etti arabayı. Orada biraz müzik açtık. Arabada bekledim. Çünkü annem hemen arkadaşlarına konuşmaya gidersen onlarla stres olursun dedi. Ben de arabada bekledim. Aslında çok özledim onları. Hemen konuşmak istiyordum ama yani streste olabilirdim. Haklıydı. Biraz arabada bekledim. 5-10 dakika sonra arkadaşlarımın yanına gittim. Onlarla konuştuk. Biraz hasret giderdik. Sonra görevler bir konuşma yaptı ve bizi teker teker içeri almaya başladılar. Biz yemeklerimizle birlikte girdik içeri. Bazı okullarda veliler arada parmaklıkların arasını uzatıyorlarmış ya da görevlere veriyorlarmış. Görevler çocuklara veriyormuş. Biz yanımızda götürdük. Nereye koyalım dedik. Sınıftaki dolapların üzerine koyabilirsiniz dediler. Biz de öyle yaptık. Sınıflarımıza geçtik. Bizim okulda 20-25 diye ayrılmıştı sınıflar. Ben de 5 kişilik sınıftaydım. Çok mutlu oldum bunu görünce. Adımı kontrol ettim ve girdim sınıfıma. Orada biraz arkadaşlarımızla sohbet ettik. Sonra zaten bir 5-10 dakika sonra görevliler geldi. Oturduk sıralarımıza. Sonra görevli bize optikleri dağıttı. Optikte adımız ve TC'miz yazıyordu. İmza attık oraya. Sonra kitapçıkları dağıttı. Kitapçık türümüzü kodladık. Kitapçıklarda da eksik bir sayfa var mı, çıkmamış bir soru var mı diye kontrol ettik. Ben orada hani soruları görünce de hani sevindim aslında. Kolaya benziyorlardı. Süremiz başladı. Türkçe'de birinci soru yaptım, ikinci soru yapabildim. Üçüncü soruyu yapamadım. Takıldım o soruda. Nedense hiç stres olmadım. Normalde bir deneme sınavında böyle bir şey olsa stres olurdum. Direkt daha üçüncü soruyu yapamadım. Ama hiç stres olmadım LGS'de. Direkt geçtim. Hiç yapamayacağımı da düşünmedim o soruyu. İnkılap güzel geçti, din güzel geçti. İngilizce'de de bir soruda takıldım ama İngilizce bilmemekle alakası yok. Yani direkt limonatanın nasıl olduğunu bilmemekle alakası var. Limonata tuzlu mu yoksa ekşi mi olduğu için şeker eklenir diyordu. Ben de hani şekerin tam tersi tuzludur diye düşündüm. Bir anlık. Ama dedim ki yani limonata ekşidir, hani tuzlu değildir dedim. O yüzden sonradan doğru yaptım ve geçtim o soruyu zaten. Hemen Türkçedeki boşuma döndüm. Onu da işaretledim bir şeye ve 15 dakika önceden bitirdim sözeli. Kontrol ettim cevaplarımı. Sonra süremiz bitti. Çok mutluydum sonucumdan. Herkesin yüzü gülüyordu zaten. Hemen yemeklerimi aldım. Aşağı kata indik. Orada bizim için masalar koymuşlardı. Onlardan birine oturdum. Hiçbir şey çekmiyordu canım. O yüzden birkaç tane fındık fıstık bir şey yedim. Bir de meyve suyu içtim. Bir de arkadan insanlar geçiyordu. Onlar da hani soruları konuşuyorlardı. Bu soru çok zordu falan diye. Hemen arkadaşımla birlikte aşağı indik bahçeye. Onları duymamak için. Orada arkadaşımla hani izlediğimiz filmlerden konuştuk. Zaten uzun zamandır görüşmüyorduk. Neler yaptık onlardan bahsettik. Hiç sınav hakkında konuşmadık. Sadece nasıl geçti diye sorduk. Bir de hani kaç yanlışın vardır tahmini, onun gibi bir şey konuştuk ama hiç soruların içeriği hakkında hiçbir şey konuşmadık. Bahçede dolaşırken dış kapıdan annemleri gördük. Zaten 3 veli bekliyordu dışarıda. Biri benim annem, biri de arkadaşımın annesiydi. Onlara el salladık. Tabii ben bunu bilmiyorum ama sonradan annem anlattı. Annem sınav sırasındayken babam telefonla konuşuyormuş. Annem uzaklaştırıyormuş onu. Köpekler avlıyormuş. Annem uzaklaştırmaya çalışıyor okuldan. Tırlar geçiyormuş, arabalar. Annem böyle strese girmiş. Ben tabii hiçbirini duymadım. Sadece sorulara odaklanıyordum ama annem dışarıdayken stres olmuş. Sonra el sallayınca onlara hani rahatlamışlar. Sonra süremiz bitti. Biz yukarı çıktık diğer oturum için. Yine sınıflarımıza girdik. Oturduk sıralarımıza. Görevliler geldi. Saat sürelerini değiştirdi. Bitiş başlangıç sürelerini. Ve optikleri dağıttı. Optikler de ilkinden yani sözel oturumundan farklı oluyor. Zaten aynı olsa arada cevaplarını öğrenip değiştirirdi herkes. Yine aynı şekilde kitapçıklar dağıtıldı. Baktım hani sorularda bir eksiklik var mı diye.
Bunlar biraz daha zor duruyordu tabii. Hepsi bir sayfa bir sayfa soruların. Yine de stres olmadım. Kitapçık türümü kodladım, imza attım ve süremiz başladı. Ve sıram biraz sallanıyordu bu soruları çözerken. Ben çok fark etmedim ama hani silerken falan böyle biraz sallanıyordu. Böyle arkadaşlarım rahatsız olmuş mudur diye biraz düşündüm. Ama onun dışında beni rahatsız etmedi, etkilemedi. İlk fenden başladım. Sadece bir soruda takıldım. O da bu kadar kolay olamaz diye düşündüm. Boş bıraktım o soruyu. Fen bittikten sonra matematiğe geçmeden o soruya tekrar baktım ve artık bu kadar kolay olamaz diye düşündüm. Şıkkı işaretledim. Artık yapacak bir şey yok dedim. Fen çok güzel geçti. 20 dakikada bitirdim. Ve her soruyu yaptıktan sonra optiye işaretledim. Kaydırma yapmamak için. Matematiğe geçtim. Matematiğinde ilk 10 sorusu çok güzel geçti. Yani mutluluktan ağlayacaktım ama tabii ben burada çok güzel geçiyor diye düşündüm ama orada iki soruyu yanlış yapmışım. Yani dikkatsizlikten o da. Çok kolaydı çünkü sorular. Çok mutluydum. Sonra zor sorular gelmeye başladı tabii. Orada biraz stres oldum. Saate baktım. 10 dakika vardı ve 3 boşum vardı. Ve o soru tiplerini daha önceden görmemiştim. O yüzden de hani diğer insanların da yapamayacağını biliyordum. Hani ben zorlandım. Diğer insanlar da zorlanmıştır diye düşündüm ama hani yine de bir telaş oldum. Ve o 3 soruda dolana dolana bitti süre. Bir şey demedim. Yani atmak da istemiyorum. Bir sonuca varmadan işaretlemiyorum matematikte. Boş bıraktım o soruları ama yine de sonucumdan mutluydum yani. Boş bıraktığım için üzgün değildim. Çünkü ben zorlandıysam diğer insanlar da zorlanmıştır diye düşündüm. İlk defa gördüğümüz bir soru tipiydi. Eğer daha önceden çözdüğüm bir soru tipi olsaydı ve yapamasaydım o zaman hani diğer insanlar yapabilmiştir bu soruyu diye düşünürdüm ama hiç düşünmedim o an öyle bir şey. Sınav bittikten sonra arkadaşlarımla konuşmak için ve ailemle buluşmak için aşağı indim. Artık hani sorulardan konuşabilirdik ama hiç konuşmadık. Sadece arkadaşım yanıma geldi. Ben ailemi bekliyordum orada. Bak direkt kaç boşum var dedi. Direkt kimse şey sormuyor. Nasıl geçti diye sormuyor. Kaç boşun var diye sordular. Ben de 3 dedim. Onların da işte boşu vardı. Boşlarımızı konuştuk. Yani boşlarımızın ne olduğunu konuşmadık ama kaç boşun vardı onları konuştuk biraz. Sonra aileme sarıldım direkt. Beni tebrik ettiler, kutladılar. Sadece bitti için yani. Başka hani hiç nasıl geçti sınavın diye bile sormadılar. Ben kendim anlattım direkt. İyi geçti, 3 boşum var matematikte diye. O kadar. Çok sevindik. Arkadaşlarımızla fotoğraf çekildim. Onlarla konuştum biraz, sohbet ettik orada. Artık son görüşümüzdü zaten. Mezuniyetimiz de olmadı. Yani bilmiyorduk son günümüz olduğunu ama son günümüzdü. Tabii benimle aynı okula gidenler dışında. Sonra o konuştuğum arkadaşlarımla da zaten üçüyle aynı okuldayız şu anda. Arabaya bindik. Ben de ilk telefonumu açtığımda direkt annemin mesajını gördüm. Bana sınavdayken mesaj atmış. Okuyayım. Kuzum, seni çok seviyorum. Her şey istediğin gibi gidiyordur inşallah. Şu an sayısal bölümdesin. Seni bekliyorum. Onlarca dua sure okudum. Allah'ım hakkında hayırlısını nasip etsin inşallah. Gözümün nuru bebeğim. Çok mutlu oldum tabii bunu görünce. Sonra teyzemlere doğru gittik. Zaten kardeşim de oradaydı. Uzun zamandır da görmüyordum onları pandemiden dolayı. Çok özlemiştim. Direkt oraya gittik. Tabii sorular, cevapları yayınlanmaya başladı. Ben bir tek fende o boş bırakacağım ama bırakmadım soruya baktım. Çok kolay diye. Doğru çıktı Allah'tan. Başka hiçbir soruya da bakmadım. Çok mutlu oldum. Direkt öğretmenlerim aramaya başladı beni. Hepsiyle konuştum, iyi geçti dedim. Bir tek fende biraz daha nettim. Hani full çıkacak diye düşünmüştüm. Onu da öğretmenime söyledim. Bütün hocalarım aradı. İnkılap hocasıyla konuştum. Matematik hocamla hepsiyle konuştum. İyi geçtiğini söyledim. Herkes de artık hani sonuçlarını yazmaya başladı WhatsApp gruplarının. Ama ben bakmak istemiyordum sonuçlarıma. Çünkü daha kitapçıkları almadık. Yani kendim kontrol etmek zorundaydım. Ve istemedim öyle bir şey. Yani annem kontrol etsin istedim. Ben bakmak istemedim. Çok heyecanlıydım. Yani sınav bittikten sonra daha çok heyecanlandım. Çünkü hani kaydırma yaptım mı, yanlış bir sorum oldu mu daha çok stres oldu bende. Ve kitapçıklar verildiğinde annem kontrol etti. Öyle bana cevaplarımı, sonuçlarımı söyledi. Ve bundan sonraki aşamaları da size diğer videolarımda anlatacağım. Herkese sınavda başarılar diliyorum. Kendinize inanın, güvenin, stres yapmayın. Hakkınızda hayırlısı neyse o olsun. Videolarımı beğenip, abone olup, bildirimleri açmayı unutmayın. Videolarımı paylaşırsanız da çok mutlu olurum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.
anlatmıştım. Zaten sizinle daha önceden anlatmıştım. Ay. Arkadaşlarımız karşımdaydı. Arkadaşlarım karşımdaydı. Arkadaşım karşımda optikleri dağıtmaya başladı. Ya tamam sonra. Herkese merhaba. Ben Ceyna Zira Kızılkaya. yiyeceğim yiyeceklerimi keserdik ya. Annem. Of olmadı o ya. Çok niye? Geliş böyle şey gibi oldu. Ne gibi? Olmadı. Çok dur. Olmadı.